2016 yılında dönemin milletvekili Hüseyin Şahin'in girişimleri sonucu İnegöl Devlet Hastanesi'ne açılan kemoterapi ünitesi kapandı. Yüzlerce hasta artık Bursa'nın yolunu tutmak zorunda kalıyor. 2016 yılında İnegöl Devlet Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görecek hastalar için açılan bölüm kapandı. 2 yıldır Bursa'ya gitmekten kurtulan İnegöl'deki yüzlerce hastaya bir kez daha Bursa yolu gözüktü. Bir günde mi aldık? Aynı anda. Ha, aynı anda. Günde 1 saat 12 hasta ama ihtiyaç olduğu zaman yatırım kadar büyüme şansımızda günde 20-30 hastanemize verecek pozisyon. Dönemin Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in girişimleri sonucu İnegöl Devlet Hastanesi'nde 4 yataklı kemoterapi merkezi açılmıştı. Sorumlu olarak tıbbi onkoloji uzmanı Adem Deligönül atandığı bölüm kapandı. Sorumlu doktorun tayin istemesi sonucu İnegöl'de 800'e yakın hasta Bursa'da bulunan hastanelere gitmek zorunda kalıyor. İlçelerde nadir açılan bölümlerden biri olan ve bu fırsatı elinden kaçıran İnegöl'lü yetkililer bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu. Zira İnegöl Devlet Hastanesi'nde açılan bölümde yüzlerce hasta tedavilerini görüyordu. Bölümün kapanmasının ardından imkanları olanlar tedavilerini Bursa'ya giderek yaptırırken, olmayan birçok hastanın ise tedavilerini ara vermek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Bu bölümlerde tedavi olan vatandaşlar ve yakınları yetkililere seslenerek gereken çalışmaların tekrar başlatılmasını, bu konuya yakalıcı ya da geçici olarak tıbbi onkoloji uzmanı getirmesini istiyorlar. Oldukça konforlu koltuklarımız var. Buranın tamamen bir günde mi aldınız? Aynı anda. Ha, aynı anda. Günde 1 saat 12 hasta ama ihtiyaç olduğu zaman yatırım kadar büyüme şansımızda günde 20-30 hastanemize verecek pozisyon. Bir aynı anda yok. Yarım günden bir hafta var. Bir şanslarımız var. Tam 100 tane çok var ama bizde en kolay bir tanesi. Şuradan belki